Büyük ihtimalle sıkılmayı öğrenmedin bir hayat yaşıyorsun. Çünkü neden sıkılasın? Büyük ihtimal yani bir dakika yapacak bir şey bulamadığında direkt telefonunu çıkartıyorsun. Ya da ailenle vakit geçireceğin zaman canın sıkılıyor hemen telefonuna bakıyorsun. Otobüs beklerken telefonuna bakıyorsun. Yani hiçbir şey yapmadan bir dakika bile geçiremiyorsun ya da bir dakikadan fazla zaman geçiremiyorsun diyeyim. Hatta video izlerken bile artık video izlemekten de sıkıldığın için yorumlara bakıyorsun video izlerken. Yani sürekli yapmaya çalıştığın şey aslında beynini beslemeye çalışmak. Oysa ki video izlemekten bile artık çok daha zevk almaya başlamışsın. Sonra düşünüyorsun neden hedeflerim için yeterli motivasyonum yok. Oysa ki yani oturup çalışmam gerekiyor diyorsun kendine. Ama bir yanda diyorsun ki yarın yapayım. Bugün hayatını biraz daha erteleyip, oyun oynayıp, video izleyip ya da porno izleyip, yani ne yapıyorsan yapıp sonra diyorsun ki yarın yaparım. Soru yarın geliyor. Yarın geldiği zaman da aynı şeyler devam ediyor. Yine ertelemeye başlıyorsun. Belki 10 dakika oturup çalışayım diyorsun. Sonra yine telefona dalıyorsun vesaire. Bunların sebebi kendimize sıkılmayı öğretmedik arkadaşlar. Çünkü sıkılmamak çok kolay geliyor. Beynimizi bu şekilde besliyoruz. Ama bir süre sonra fark ediyorsun ki normalde sana bu eğlenceli gelen şeyler yani senin sıkılmanı engelleyen şeyler artık çok daha az zevk vermeye başlamış. Mesela oyun oynuyorsun. Eskisi kadar zevk vermiyor ama yine oynamaya devam ediyorsun. Aldığın zevk azaldıkça daha çok oynamaya çalışıyorsun. Bunun sebebi sürekli beynini dopaminle kandırmaya çalışmak. Çünkü yeni bir şeyler gördükçe sürekli yeni bir şeylerle tatmin ettikçe beyninde sürekli dopamin salgılanıyor. Yani uyuşturucu kullanmak gibi düşünün. Yani uyuşturucu kullandıkça daha da bağımlısı oluyorsunuz ama aldığınız haz azalıyor. Ya yani peki sana şunu söylesem şu an? Yani bunların hepsi birbirine bağlantılı. Yani hayatının sıkıcı olmasıyla hedeflerini yapamaman ve sürekli yeni bir şeylerle beynini beslemen bağlantılı. Bunların sebebi kendini kendine hiç sıkılma şansı vermemiş olman. Yani sürekli beynini bir şeylerle meşgul ediyorsun. Beynimizin düzgün çalışabilmesi için, hormonlarını düzgün salgılayabilmesi için bizim tabirimizde sıkılmasına ihtiyacı var arkadaşlar. Yani beynimiz 24 saat boyunca sürekli yeni bir şeyler görüp yeni bir şeyler hazmedip ilerleyecek şekilde tasarlanmış bir şey değil. Hormonlarınızın dengesini çok fazla bozuyorsunuz ve bu yüzden de hayatınızda odaklanma eksikliği yaşıyorsunuz, hedeflerinize ulaşamıyorsunuz. Beyninize kendisini toparlaması için zaman vermediğinizde dopamin salgılayan reseptörleriniz arkadaşlar zamanla bozulmaya başlıyor ve hatta çok salgılama yüzünden de artık iletim de azalmaya başlıyor yani nöronlar arasında. İşte bu yüzden hedeflerini kovalamak için yeterli motivasyonun, enerjin yok ya da oturup yapman gereken bir görevi yapamıyorsun. Sürekli başka bir şeylere beynine dalmaya başlıyor. Mesela ders videosu izliyorsun ya da başka bir şey, işinle alakalı bir şey izliyorsun. Kenarda bir video ona tıklayasın geliyor. 10 dakika çalışıyorsun, tıklıyorsun, telefona bakıyorsun vesaire. Yani aynı spor yapmak gibi yani vücut geliştirmek gibi beynin de bir süre çalıştıktan sonra arkadaşlar dinlenmesi gerekir. Bazı aktivitelerle beyni dinlendirebilirsiniz. Bazıları meditasyon yapar, bazıları mesela yormayan bir kitap okur ya da gider hava alır, yürüyüş yapar. Bu tarz şeyler beyninizi dinlendirir. Yani beyninize sürekli bir şey yüklemediğiniz zaman beyin dinlenmeye başlıyor arkadaşlar. Bir kas grubunu çalıştırdıktan sonra o kasın gelişebilmesi için ya da yıkıma başlamaması için Oturup o kas grubunu dinlendirmeniz gerekiyor, aynı spordaki gibi düşünebilirsiniz. Hayatımızda dopamine çok kolay ulaşıyoruz artık arkadaşlar ve ama hayatımızı bu şekilde de mahvetmeye devam ediyoruz. Yani sosyal medyaya gidiyoruz, porno izliyorsunuz vesaire herhangi bir şey yapıyorsunuz ve kolayca her şeye erişebildiğiniz için daha çok yapmaya başlıyorsunuz. Ve aldığınız zevk, hayattan aldığınız zevk de düşmeye başlıyor ama bağımlılığınız artıyor arkadaşlar, bağımlılık azalmıyor ama aldığınız zevk azalıyor ve beyninizde artık düzgün çalışmamaya başlıyor. Yani bu bağımlılıklarla birlikte hayatın kendi gerçekliğinden kaçıp kısa süreli zevklerle kendinizi mutlu etmeye çalıştıkça ileride verdikleri zevkler de azalmaya başlayacak. Ve bu kendi realitenize döndüğünüzde bir bakacaksınız hayatım çok boktan bir duruma gelmiş. Aradan belki bir yıl, iki yıl geçmiş, belki altı ay geçmiş ve ben bu altı ay boyunca ne yaptım diyorsunuz. Peki bu konuda ne yapabilirsiniz? Yani birçok kişi diyor ki telefonunu al, gidip eski bir Nokia al ya da işte ...tüm sosyal medyayı sil vesaire. Bunları daha önce ben de denedim birkaç yıl önce ve hani bu tarz önerilere çok da denk geldim. Bunları tabii ki yapsak iyi olur mantıklı geliyor dinleyince ama yapması çok zor ve imkansıza yakın arkadaşlar. Çünkü yaşadığımız yıl belli, teknolojinin belli ve hepsinden tamamen mahrum olarak bu şekilde bunu aşamazsınız. Kimsenin de böyle bir şeyle uğraşacağını sanmıyorum. Çünkü gidip telefonu bırakacak, Nokia alacak falan ya. Yani eski bir telefondan bahsediyorum. Arkadaşlar şimdi size iki tane çözüm yolu önereceğim. Bunlar sadece realistik olmakla kalmayıp aynı zamanda eğlenceli olabilecek çözümler. Birinci kural biraz yavaşlı olacak arkadaşlar. Yani bir saat boyunca 10 saniyelik TikTok'ları kaydırarak sürekli yeni şeyler elinize atacağınıza bir saat boyunca bir podcast dinleyebilirsiniz. Ya da mesela bir saat boyunca spor yapabilirsiniz. Hadi bunu da yapmadığınız bir saatlik bir video izleyebilirsiniz. Hadi bir saatte olmasına gerek yok da örnek veriyorum. Mesela yarım saatte olabilir. Önemli olan tek bir video izlemiş olmak, tek bir görüntü akışını yani çok çeşitli görüntü akışı olmadan beyne çok fazla veri yollamayın diyorum size. Yani sürekli dopamin sargılatmayın. Yavaş yavaş bunu dengelemeyi zamanla, bunu uygulayarak öğreneceksiniz. Yani mesela video izlerken de yine eskisi gibi yorumlara bakmaya çalışmayın. Mesela o videoyu tam ekran yapın, tek videoyu ve onu yarım saat boyunca mesela 20 ise 20 dakika boyunca izlemeye çalışın. Atlamayın mesela eğlenceli yerler atlamaya çalışmayın ya da başka şekilde başka şeyler yapmayın videoya ya da video izlerken telefona bir anlık bakmayın falan. Yani bu dinlendiğiniz ya da bu takıldığınız zamanlarda çok fazla içerik görmek yerine tek bir içeriği uzun sürede görmeye çalışırsanız beyniniz için daha iyi olacak ve daha sağlıklı olacaksınız. İkinci kural ise arkadaşlar kendinizi dizginlemeyi denemeniz. Şöyle bahsetmiştim işte otobüs beklerken bakmak istiyorsunuz. Spor yaparken mesela mola veriyorsunuz hemen bakayım diyorsunuz. 30 saniye bir dakika falan. Bu tarz anlarda kendinizi tutmaya çalışın arkadaşlar. İlk başta da zor olacak ama zamanla tuttukça iradeniz gelişecek. Aynı zamanda beyninizdeki dopamin durumları düzelmeye başlayacak. Bu tarz küçük alışkanlıklar uzun vadeye vurduğunuzda, günlere vurduğunuzda, aylara vurduğunuzda çok fazla etki bırakıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş bu tarz anlarda kendinizi tutarak, bu alışkanlığı geliştirerek kesin olarak çözebilirsiniz bu tarz sorunları. Ve hedefleriniz için daha çok çalışmaya yönelik motivasyonunuz olduğunu fark edeceksiniz ve hayatınız uzun vadede daha çok düzelecek. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bu tarz videoları görmek için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler.